Puntus küçük olunca iyice böyle kör gibi takılıyorum. Herkese merhaba. Bugün annemden misafirliğe gitti. O bakıma oturma odası bana kaldı. Çok büyük bir zevk. Çünkü kaç gündür ayaklarım böyle uzata uzata keyif yapa yapa kitap okuyamıyordum. Bunu yapacağım bu akşam. Ve Dilara Keskin'in yeni kitabı olan Pandora'nın Kalbi ne başlayacağım. Kutu açılımını da birlikte yapalım istedim. Sonrasında bir sürprizim olabilir. Nasıl açacağım onu? Yani kutu çok güzel duruyor. Gerçekten çalışılmış, özenilmiş. Ama ben bu tarz şeyleri, evet çok güzel, mükemmel. Ekstra para ama. Yani şimdi gidip tek almak istemiyor insanlar ve bu kutulu alıyor ve daha fazla para veriyorlar. Niye yapmasalar daha güzel olabilir? Yani zaten kitaplar yeterince pahalıyken böyle bir şeye gerek var mı? Bence yok. Ama güzel mi? Güzel arkadaşlar. Yanında yok. Şöyle bir defterimiz var. İlk bu şekilde. Sonrasında bizi şöyle bir kapak karşılıyor. Ve bu çift şömiz. İçinden bir şömiz daha çıkacak. O da bu. Şöyle. Bence bu. Buna bir içim ısınmadı. Yalan yok. Şeyine de bakalım. Bu böyle. İçerisinde posteri var. Ayracı var. Bu da güzel. Bakayım kitabın içinden ekstra bir şey çıkacak mı? Hayır. Burada da karakter kartlarımız var. Şöyle karakterlere bir bakıyorum da açıkçası bana şey vibe'ı verdiler. Alacakaranlık vibe'ı verdiler. İki karakter birbirine çok benziyor bu arada. Şu iki karakter birbirinin kopyası. İkiz falan diyeceğim ama soyadlarını da farklı yazmışlar ama. Neyse yani şu karakter kartları çok fazla alacakaranlık vibe veriyor arkadaşlar. Ne alaka falan diyebilirsiniz ama oradaki resimlerdeki duruş o vibe'ı veriyor. Arka kapak yazısını okuyalım. Eğlenceli bir tatil ne kadar ölümcül olabilir? Elsa Yıldırım, erkek arkadaşı ve dostlarıyla birlikte dağ evinde yapacağı tatil için heyecan içindedir. Issız ve telefonun çekmediği bir ormanda birkaç gün kalma düşüncesi kulağa ne kadar ürkütücü gelse de sevdikleriyle vakit geçirmeyi iple çeker. Ancak şiddetle yağan kar geri dönüş yollarını tıkadığında ve birbirlerini çok seven bu insanlar arasında ihanet kol gezmeye başladığında işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Ardında Elise evden uzaklaşmak zorunda kaldığı soğuk bir kış gecesi korkunç bir cinayete tanıklık eder. Katil tarafından fark edilip tutsak alındığında ise kendini bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulur. Gölgelerin arasında gizlenen, gerçekse görünenden çok daha zalim olacaktır. Şöyle çok ufak bir şekilde ölüler konuşamadı, anlamadı mı? Yani bana bu bir geldi. Evet, çünkü ben Dilara Keskin'den tek onu okudum. Onda da böyle bir şeyler vardı. Dedi ki andırma olabilir. Birebir aynısı demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ne alaka falan derseniz. Bir onu bir anımsattı. Böyle arkadaş grubunun bir araya gelmesi, aralarında bir ihanetin söz konusu olması, bir cinayet vuku bulması vesaire vesaire gibi şeyler bana böyle bir anımsatma verdi arkadaşlar. Başlayalım. Kitap heyecanı başladı. Bu yanını gerçekten çok sevdim. Kitap heyecanı başlayınca ona karşı umudu benim çok fazla artıyor. Umarım bu şekilde devam eder. Gizem dolu başladı. Bu yanı da sevdim. Ben böyle genç, gizem dolu kitapları seviyorum açıkçası. Biraz Pretty Little Liars vibe'ı veriyor bana. Pretty Little Liars bir dizisi de benim en sevdiğim dizilerden biri. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Çok keyif alarak izlediğim bir diziydi yani. Onun vibe'ını veren şeyleri de açıkçası seviyorum. Tabii ki gizem konusunda diziyle zerre kadar alakaları yok bu arada. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Efe Tutsun'un kitaplarında çok fazla yapıyor.
Sayfa sayıları belli bir şeyin üzerindeyse yazı puntosu da o kadar küçültüyor ki hani gözlerimiz kör oluyor resmen. Buna sinir oluyorum. Zaten gözlerim gitti de bozuluyor. Yazı görmekte çok zorlanıyorum. Bir de yazı puntosu küçük olunca iyice böyle kör gibi takılıyorum. Yekta Arslan diye bir karakter var. Aklıma ilk gelen Yekta karakterinin yalancılar ve yabancılar da olması. Direkt bana onu anımsattı. İşte burada Serkan diye bir adam var. Yemin ederim boğazlarım ben bu adama. Yani tam bir gerizekalı. Farkındaysanız son zamanlarda okuduğum her kitapta böyle bir karaktere sinir oluyorum ve kitap boyunca ben o karaktere sövüyorum. Bu kitapta da Serkan karakteri oldu. Ama tam sövülecek karakter yani. Sağlam sövülecek bir karakter. Hak ediyor dibine kadar sövülmeyi. Pislik. Bu Serkan karakterine ne kadar sövsek az arkadaşlar. Gerçekten oturup sövme seansı bile yapabiliriz. O kadar karaktersiz, şerefsiz bir insan. Ben hiçbir kitapta bu kadarını okumadım ya. Bu kadarını okumadım. Yani kızı uyguladığı psikolojik şiddetin iğrençlik boyutunu anlatamam. Kelimelerle anlatamam. Aşırı derecede çok sinirliyim. Aşırı. Sevgili Yakta, Serkan'a söylemek istediğim her şeyi söylediğin için çok teşekkür ederim. Sayfa daha 90. Henüz olayın gelişmesi için erken değil mi? Ben mi böyle düşünüyorum? Şimdi bende cevabı yine belli olmayan deli bir soru var. Şimdi bu gizem dolu hikayelerde katil oluyor bir tane ya. Bu katili biri gördüğü zaman onu alıp kaçırıyor. Neden? Sen zaten katilsin. Ölürsen ondan kurtulmak için. Onu kaçırıyorsun, bir de üstüne başına bela ediyorsun. Neden? Ne alaka yani? Bu nasıl Johnny psikopatı ya? Kızın üstündeki kirli kıyafetleri değiştiriyor, onları makineye atıyor, kıza temiz kıyafet veriyor. Lan sen ne çeşit psikopatsın? Bu yabancı adamda çok gizemli şeyler var, çok ciddi sırlar var ve ben aşırı derecede çok merak ettim. Bir an önce öğrenmemiz gereken önemli mevzular var. Henüz sırlar ortaya çıkmadı ya, başlamadı ama hani sırlar ortaya çıktıkça gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani Ölüler Konuşamaz'dan sonra Dilara Keskin'in ilk defa bir kitabını okuyorum ve ben çok beğendim. Yani şu an sayfa 157'deyim ve çok ilerliyor. Ölüler Konuşamaz bunun yanında hiç kalıyor. O Beren deneyen kız var ya, en az Serkan kadar aşağılık biri. Sayfa 180. Kız kaçırıldı. Arkadaşlarının arabası haşat edildi. Bir dağ evinde mahsur kaldılar. Bir kurtuluş var mı? Muamma. Tam böyle şeyi düşünüyordum. Karakter kartlarının arasında yabancının acaba kartı var mıdır? Arasam mı? Bulabilir miyim falan diye düşünürken birbirlerine isimlerini sormaları ve ben şunun vibe'ını çok aldım. Yabancının adı Çınar'mış. Çınar ve Elisa arasında kesin bir şey olacak. Kesin. Yani ben aslında Elisa'yı Yekta'yla yakıştırmıştım. Üzdü. Bu Beren denen kızın Atalay gibi naif ve kibar bir adama yaptığı karaktersizlik. Her bölüm biraz daha net bir şekilde Çınar'la Elisa'nın olacağına emin oluyorum. Her bölüm biraz daha buna emin oluyorum ve bu durumdan hiç hoşlaşmıyorum. İdil tatlım, sen bir harikasın, sen bir mükemmelsin. O zekanı kullanıp öyle bir şeyi çözdün ki müksün. Hayatta bazen yaşadığımız olumsuz durumları hiç tanımadığımız bir insana anlattığımız dakikada böyle aşırı bir rahatlama oluyor. Şu an Elisa bu durumu yaşadı. Tamam. Yani Çınar'la olacaksınız anladık, aranızda büyük bir etkileşim var, mümkünsünüz falan filan ama yani kızım bu seni esir almış bir adam ve ailesinde garip sırlar var. Henüz bu sırlar çıkmadı. Biraz temkinli mi olsan? Ne yapsan yani? Son 80 sayfanın içerisine girdim ve olay tamamen fantastik bir şeye bağlandı. Ben şoka girdim açıkçası. Son 30 sayfanın içerisindeyim. Olay baya fantastik diye gidiyor. Yani başından itibaren asla fantastik olacağını düşünmemiştim. Kurgunun fantastik olduğunu da bilmiyordum. Yani ikinci kitap çıksın. Lütfen bir an önce ikinci kitap çıksın. Çünkü merak ediyorum. Yani bu fantastik kurgunun nasıl gelişeceğini, nasıl ilerleyeceğini çok merak ediyorum. Tüm dürüstlüğümle söylüyorum ki harika bir kitaptı. Gerçekten harika bir kitaptı. Pandora'nın Kalbi ikinci kitap bir an önce çıkmalı.
büyük bir heyecanla bekliyorum. Olayın fantastikliğe kayması beni benden aldı. Gerçekten o fantastikliği okuyacağımız alandaki şeyleri görmek çok çok istiyorum. Çünkü burada olay çok azdı. Sonlara doğru çıkmaya başladı. Hayrete düştüğüm yerdi gerçekten. Çünkü oraya bağlanabileceğini asla düşünmemiştim. Ben baya bir katil vakası falan beklerken olayın canavarlarla fantastik boyuta gidişi çok iyiydi. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Kalem çok iyiydi, merak unsuru iyiydi, gizemi iyiydi, her şey de çok iyiydi. Tavsiye ediyorum Pandora'nın Kalbi ve kitabın çekilişini başlatıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir noktayı çizmedim. Kitaba hiçbir zarar vermedim. Kutulu bir şekilde içindeki tüm her şeyiyle birlikte çekilişini başlatıyorum. Aşağı açıklama kısmına şartları yazacağım. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum.